Selamlar sevgili Artı TV izleyenleri, 29 Temmuz akşamındasınız, Artı TV ekranlarındasınız. Artı Ana Haber'e başlıyoruz, saatlerimiz 19'u gösteriyor, bir saat boyunca burada olacağız. Bugün tabii en önemli gelişme Akbelen direnişi 6. gününde sürdü diyoruz ve hemen başlıklarımızı atmaya başlıyoruz. Direniş devam ediyor Muğla Akbelen'de. Ağaç kesimi nöbet alanına kadar dayandı. Akbelen ablukaya alındı. Termik santral alanının genişletilmesi için 6 gün önce ağaçları kesilmeye başlandı o bölgede ve bir direniş de tabii ki başladı. İşte bugün yine o direnenlere yönelik müdahale sertti. Kafa travması geçirenler, parmağı kırılanlar oldu. Toplamda 24 kişi gözaltına alındı. Haberimizde göreceğiz. İlk haberimiz olacak ve sonra Akbelen'e gideceğiz. Oradan da canlı canlı oradaki sıcak gelişmeleri alacağız diyoruz. İkinci başlığımızı atalım. Zana'ya dava dedik. Leyla Zana'yı görüyorsunuz. HDP'li siyasetçilere açılan davaları bir yenisi daha eklendi. HDP'nin eski milletvekili Leyla Zana'ya dava açıldı ama davanın gerekçesi çok tartışmalı. Gerekçe örgüt propagandası yapmakla birlikte savaş halinde bulunan devletten ödül almak gibi bir ifade kullanılıyor gerekçede. Yani devletten, savaş halinde bulunan devletten ödül almak. Her bir kelimesi bu dava gerekçesinin ayrı bir tartışma konusu. Şimdi bir sürü soru akıla geliyor tabii. Savaşta olunan devlet hangi devlet? Ödül almak hangi suça gerekçe yapılabilir diye soruyoruz. Elbette çoğaltılabilir bunlar. Tabii bu davaya yönelik tepkiler de var. Onları da yine haberimizde göreceğiz diyoruz ve cumartesi anneleri ne geçelim bugün biliyorsunuz 957. haftasında cumartesi annelerinin direnişi bir kez daha sürdü. Ama Anayasa Mahkemesi'nin kararı yine çiğnendi. Cumartesi annelerinin basın açıklaması yapması engellendi. 47 kişi bugün gözaltına alındı. Tabii her zaman olduğu gibi yine Galatasaray Meydanı'nda polis ablukası vardı. Her iki noktadan meydana girmeye çalışan cumartesi insanları çoğu ters kelepçe uygulanarak gözaltına alındı. Galatasaray Meydanı'nda gerçekleştirilemeyen açıklama İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi'nde okundu. Göreceğiz yine cumartesi annelerini. Diğer bir başlığımızı görelim. ÇGD'den Artı TV'ye ödül dedik. Şimdi gazetecilik tüm baskılara rağmen ayakta durmaya devam ediyor. Gazeteciler tüm tehditlere rağmen yazmaya, gerçekleri söylemeye devam ediyor. İşte bu gerçeği bugün Çağdaş Gazeteciler Derneği bir kez daha hatırlattı bize. Geçtiğimiz yıl gündeme damga vurmuştu. Gündeme damga vuran o çok önemli haberlerin ödülleri verildi. 2022 yılının başarılı gazetecileri ödülleri dağıtıldı. Artı TV'ye de ödül vardı. Meral Dan Yıldız'ın böbrek pazarlığı haberiyle televizyonumuza bir ödül gelmiş oldu. Yine diğer ödül alan isimleri de göreceğiz diyelim. Son başlığımız tabii komşudan, dünyadan haberler veriyoruz. Yunanistan günlerdir süren orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürerken yangınlar kısmen kontrol altına alınmaya başlandı. Ancak yangınlar Yunanistan'da kabineye de sıçradı. Ülkenin yangınlarla boğuştuğu sırada Vatandaşı Koruma Bakanı Noutis Mitarachi tatile çıktı. Bakan tabii eleştirilerin hedefinde ülkede ve yine tabii bizim ülkemizde görülmeyen nadir bir siyasi olay meydana geldi. Bakan istifa etti. Göreceğiz Yunanistan'daki gelişmeleri de diyelim ve hemen detaylara geçelim. Akbelen direnişi 6. gününde dedik. Ormanda sabahın erken saatlerinde jandarma ve polis çadırların bulunduğu nöbet alanını ablukaya aldı. 24 kişi gözaltına alındı. Jandarma bir kadını darp etti. Tek bir ağaç kalıncaya kadar buradayız, vazgeçmiyoruz. Akbelen için direniş sürüyor. Ağaç kesimi nöbet alanına kadar dayandı. Hayır,
Akbelen ablukaya alındı. Termik santral alanının genişletilmesi için ağaçların kesildiği Akbelen'de direnenlere müdahale sertti. Kafa travması geçiren, parmağı kırılan oldu. Akbelen Ormanı'nda sabahın erken saatlerinde jandarma ve polis çadırların bulunduğu nöbet alanını ablukaya aldı. Kesimin nöbet alanına dayanması üzerine 50 kişilik bir grup Milas Ören Karayolu'nu kesti. Müdahale de gecikmedi. Direnişçilerin nöbet alanına girmesine izin verilmedi. Nöbet alanında olan kitlenin de çıkışına izin verilmedi. Tomalar bölgeye çıkarıldı, biber gazı sıkıldı. Akbelen'de yaşam hakkı savunucularına müdahale çok sert oldu. Sabah saatlerinde 20 kişi gözaltına alındı. Avukat Hakkı Atal ve Avukat Leyla Bilgen de gözaltına alınanlar arasında. Gözaltı sırasında çevreciler şiddete maruz kaldı. Bir kadın jandarma tarafından yere atıldı. Kadın kafasını jandarma aracına vurdu. Bayılan kadın hastaneye kaldırıldı. Polisin jopla müdahale ettiği bir kişinin parmakları kırıldı. Sabah gerçekleşen müdahalenin ardından öğle saatlerine doğru bir müdahale daha oldu. 4 kişi daha gözaltına alındı. Direnişe destekler de gelmeye devam ediyor. Sanatçı Zülfü Livaneli de Akbelen direnişine destek veren isimlerden. Bu görüntüler eşliğinde Akbelen'de direniş sürüyor. Direnişçiler yol kapatma eylemi yaptı. Vazgeçmiyoruz mesajı verdi. Ve ormanımızı katlediyorlar. Tek bir ağaç kalıncaya kadar buradayız. Vazgeçmiyoruz. Vazgeçmiyoruz. Topraklarımızı madene teslim etmeyeceğiz. Etmeyeceğiz. Her yer Akbelen. Her yer direniş. Evet, Akbelen'de bugün çok sert bir müdahale vardı. Birçok kişi yaralandı, 24 kişi gözaltına alındı ve bu şekilde devam edeceği benziyor. Çünkü ekoloji aktivistleri, çevre aktivistleri, oranın sakinleri Akbelen'i vermeye niyetli değil öyle kolay kolay. O yüzden orada önemli bir direniş var. Şimdi bugünün bir fotoğrafı gelsin ekrana. Evet, gördüğünüz gibi jandarma bir ağacın gölgesinde dinlendiklerini görüyoruz değil mi o müdahalelerden sonra? İşte belki de bugünler geçecek, o ağaçlar, ormanlar kesilecek ve gölgesinde oturacak bir ağaç bile kalmayacak. İşte onun önemini, değerini anlatması açısından çok güzel yerinde bir fotoğraf. Fotoğrafı kim çekti? Muhabir arkadaşımız Umut Taş'tan. Kendisi şu anda Akbelen'de, takip ediyor oradaki gelişmeleri. Merhaba Umut, kolay gelsin diyelim öncelikle sana. Bugün neler yaşandı? Akbelen çok sıcak saatler geçirdi bugün. Direniş hala sürüyor ve polisleri görüyoruz arkanda, kolluk kuvvetlerini görüyoruz. Şu anki tansiyon ne durumda, anlatır mısın bize? Denizli'ye baktığım ve bahsettiğim gibi sabah saatlerinden itibaren Akbelen'de tansiyon yüksek. Saat 6 gibi bir baskın düzenlendi. Buradaki nöbet alanına, bizim de kaldığımız bir alanda. Bu baskına biz de tanık olduk. Önce alanın dağıtılması için geldiklerini düşünmüştük. Fakat böyle olmamıştı ki, aksine buradaki yurttaşlar böyle olmasını isterdi. Çünkü sonrasında yaşananlar daha vahimdi. Buradaki yurttaşlar ablukaya alındı sabah 6'da. Dört bir tarafları çevrildi, iki demir aracı getirildi, iletişim kurma imkanları da kesildi ve bir anda kendilerine en yakın noktadaki ağaçların kesildiklerini gördüler. Buna tanık olduk. Dört bir taraftan yarım saat içerisinde onlarca ağaç katledildi ve buradaki insanlara, buradaki yaşam savunucularına, çevre savunucularına bu anlar izletildi. Şu anki durumdan öncelikle bahsetmek istiyorum. Buraya bir araç getirildi, bunu şu an size göstereyim. Buraya getirilen bir vinç var. Bu vinçin arkasında da bir tuvalet ve konteyner. Bu ağaç kesiminde çalışan işçilere götürülüyor bu tuvaletler ve konteynerler. Şu an burada yurttaşlar ve Cumhuriyet Halk Partisi Urfa Milletvekili Mahmut Oral bu aracın geçişine izin vermiyor. Çünkü burada yaşanan şöyle bir durum vardı. Burada direnişçilerin kendi imkanlarıyla kurmuş oldukları bir tuvalet vardı. Bu tuvalete ceza kesildi. Yani insanların temel ihtiyacını karşılamak için kurdukları tuvalete ormanı kirletiyor. Bahanesiyle ceza kesildi, fakat ormanda ağaçları kesen buradaki şirket işçileri için getirilen bu konteynerlerin burayı kirletmediği
iddia edildi. Aracın önünün kesilmesiyle az önce fotoğrafta da gördüğünüz kolluk güçleri tekrar hazırlığa geçti. Ağaç gölgesinde dinleniyorlardı kendileri. Tekrar harekete geçtiler ve Mahmut Toral da Cumhuriyet Halk Partisi vekili onların önünde bekliyor ve bu aracın geçişine kendisi de izin vermeyeceğini söylüyor. Buradaki reisler de yine aynı şekilde bu konteynerin arkaya geçişine izin vermeyeceklerini belirtiyorlar. Bunun bir nedeni şu, ormana tamamen yerleşim olacağının göstergesi aslında buradaki bu konteyner. Bir konteynerle başlayacak ve daha sonra devamı gelecek. Şirket buraya tamamen yerleşecek. Sloganlarla tepkiler sürüyor. Şu anda kolluğu da görüyorsunuz. Onlar da hazır bir vaziyette kitleyi avlukaya almış durumdalar. Olası bir müdahale tabii yine söz konusu diyebilirim. Sabah saatlerinden itibaren bu müdahaleyi burada insanlar yaşıyor. Şu anda direniş alanını burada kurdukları, iki yıl önce kurdukları nöbet alanını görüyorsunuz. Herkes gergin bir şekilde burayı da bekleyişini sürdürüyor. Çünkü her an bir müdahale de burada söz konusu. Sabah saatlerinde bu anlarda şu anda araç kalkmıyor. Araç buradan uzaklaşıyor şu anda. O anları göstermeye çalışıyorum. Buradaki bu direniş sonuç verdi. Bu araç şu anda direnişlerin takibiyle buradan gidiyor. Bu araca izin verilmemesi iki nedeni vardı. Biri ormana yerleşilen şirketin yerleşmesine izin vermiyorlardı. İstemiyorlardı. İkincisi de kendi kurmuş şirketlerden ayrıca yaptıydı. Ormanı kirlettiği yönde bir iddia var direnişlerin bu suatini. Fakat ormanı katleden yüzlerce, binlerce ağacı kesen şirket yetkililerin ise ormanı kirletmediği öne sürüldü. Biraz önce jandarma tarafından Mahmut Karala. Bu araç şu anda çıkış kapısına doğru ilerliyor. Sloganlarla buradaki yurttaşlarla aracın takip ediyorlar. Sabah saatlerinden beri saatlerinde 24 gözaltına alınacak. Sadece sınavı diğerleri emniyet ifadesinden sadece bırakılacak. Yine 3 kişi yaralandı. Ciddi yaralanma geçen oldu. Bir kişi jandarma tarafından kaçırdı ve kafasını jandarma. Bu araç sona ulaştı. Kendisine geldiğinde harbisinin bir türlü sorunlarca ne yaşadığını bilmiyordu. Ve büyük insanların zorlaması bir ambulans geldiğine o şekilde hastaneye çekildi. Hatta hala hastanede olduğunu biliyoruz. İçki güzel gazı nedeniyle yansıdan fenalık geçirdi. Şu anda görüyorsunuz Mahmut Karal'da yine buradaki dırıntılarla Mahmut Bey bu aracın takibini yapacaklarını belirtti. Burada bu aracın takibi noktadan girişine de kesinlikle izin vermeyeceklerini söyledi. Kendisi yaklaşık 2-3 saat önce buraya gelmişti. Önce kesim alanlarına gitti. Daha sonra yurttaşlarla otururken bu aracın geldiğini gördü ve müdahale etti kendisi yurttaşlarla birlikte. Bu aracın başka bir noktadan girişine de izin vermeyeceğini söylüyor Deniz Canabay. Umut, teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Tabii bir kısmını ne yazık ki oradaki sesin karışmasından dolayı anlayamadık. Mahmut Tanal aslında bir şeyler söyledi ama tabii sen ilk aktarmaya başladığında oradaki vincin geçişine engel olduğunu ve hani o aracı oradan geçirmeyeceğini söylediğini belirtmiştin. Ve şu anda da ekranlarınızda görüyorsunuz bir iş makinesinin önünde büyük bir aracın önünde kitle durmuş durumda ve geçişine izin vermiyorlar. Tabii muhalefet vekilleri bir süre sonra gittiler Akbelen'e, oradaki direnişe. Mahmut Tanal ilk gittiğinde tepki de vardı kendisine İkizköy sakinlerinden. Ancak hala oradalar. Çok sayıda tabii siyasetçi şu anda orada. Yeşil Sol Parti'den, CHP'den yine birçok vekilin orada olduğunu, direnişçilere destek verdiğini biliyoruz. Bizim gözümüz kulağımız orada sevgili izleyenler. Canlı olarak yine bir durum olursa, sıcak bir gelişme olursa döneceğiz. Oradan ayrıntıları göreceğiz. Şimdi CHP milletvekillerinden bahsettik. Gülizar Biçer Karaca da orada ve direnişe destek verdi. Neden iklim krizini tetikleyecek bu katliama sessiz kalıyor? Neden iki şirketin daha çok kar etmesi için sessiz kalmıyor? Su havzaları yok olacak.
bütün yurttaşlarımıza buradan bir davetle çıkarmak istiyorum. Gelin, Akbil'ini kurtarırsak ülkeyi kurtaracağız. Bağrına saplanmış hançerleri Akbelen'den çıkartabilirsek yaşam hakkımız kazanacak. Türkiye İşçi Partisi Kent Ekoloji Bürosu üyeleri de İstanbul'da Limak Holding binasının önünde açıklama yaptı. Yıkıma tepki gösterilen açıklamada kesimin bir an önce durdurulması gerektiği vurgulandı. Limak defol, ormanlar halkındır. Buraya limağı elimiz yakanızda demek için geldik. Türkiye İşçi Partisi YK Enerji'nin ortaklarından Limak Holding'in İstanbul'daki binasının önünde toplandı. Açıklamayı partinin Kent Ekoloji Bürosu üyesi Deniz Öztürk yaptı. Neden buraya geldik? Çünkü suç işliyorlar. 4 gündür gözümüzün içine baka baka üst üste günlerdir suç işliyorlar. İşlediğiniz suçların hesabını vereceksiniz demek için, bunu yüzlerine söylemek için bugün buradayız. Yaşanan ekolojik yıkıma dikkat çekildi. 40 yıldır süren ve daha da büyüyen termik santral faaliyeti sebebiyle Muğla'da ekolojik sınırlara gelindi artık. Bugün Bolu'da, İstanbul'da Sarıgazi'de, Antalya'da Kemer'de, Cudi Dağı'nda yangınlar var. Bu kadar kırılgan bir iklim rejiminde hala termik santraller için ormanları yok etmek en hafif tabirle bir intihardır. Oysa ki biz yaşamak istiyoruz. Akbelen Ormanı'ndaki kesimin derhal durdurulması talep edildi. Açıklamada sorumlulardan hesap sorulacağının altı çizilirken, bölge halkıyla dayanışmaya devam edeceklerinin de mesajı verildi. Akbelen Ormanı'ndaki kesim derhal dursun. Ormanları madene tahsis etmek için verilen izinler derhal iptal edilsin. Ve ormanlarımız şu an itibariyle muhafaza alanları ilan edilsin. 4 yıl önce hukuk mücadelesi başlayan, 2 yıldır fiili olarak çadır nöbetini gece gündüz yağmur çamur demeden sürdüren Akbelen direnişini, İkiz köylüleri, mücadelelerini selamlıyoruz. Onlar Akbelen'e nefes oldular. Biz de onlara ses olacağız. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Kürt siyasetçilere yönelik yargı kararları tepki çekerken HDP eski milletvekili Leyla Zana'ya açılan bir dava tartışma konusu oldu. Zana'ya Türkiye'nin savaş halinde olduğu devletten ödül aldığı gerekçesiyle dava açıldı. Siyasetçi 7 Eylül'de hakim karşısına çıkacak. Davaya tabii tepkiler de var. Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma büyük Türkiye milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Halkların Demokratik Partisi eski milletvekili Leyla Zana yeni bir davayla karşı karşıya. Dava gerekçesi ise tartışmalı. Zira hakkında örgüt propagandası yapmakla birlikte savaş halinde bulunulan devletten ödül almak iddiası bulunuyor. Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletten akademik derece veya şeref, ünvan, nişan ve diğer fahri rütbe veya bunlara ait maaş veya başka yararlar kabul eden vatandaşa bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir. Kardeşlerimiz muhatap alındı. İddianamede Zana'nın milletvekili olduğu dönem yaptığı konuşmalar, uluslararası kuruluşlardan aldığı ödüller de yer alıyor. Ve iddianame Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Zana'ya açılan davanın ilk duruşması 7 Eylül'de görülecek. HDP'den Ağrı Milletvekili seçilen Zana'nın yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Ocak 2018'de devamsızlıktan vekilliği düşürülmüştü. Zana'ya açılan davaya tepkiler gecikmedi. İlk tepki Zana'nın avukatı İbrahim Çeliker'den geldi. Bahsekonu ödüllerin insan hakları üzerine olduğunu, Avrupa ülkelerinden ve Amerika'dan verilen ödüller olduğunu hatırlattı. Avukat Çeliker, Türkiye hangi ülkelerle savaş halinde diye sordu. Sayın Zana'nın aldığı hangi ödül suç kaynağı olabilir diye tepki gösterdi. Bir oyalama sürecini de yaşattılar. Bir başka tepki de Yeşil Sol Parti Milletvekili Ayşegül Doğan'dan geldi. Doğan durumu nereden baksan tutarsızlık diyerek eleştirdi.
Cumartesi anneleri eylemlerinin 957. haftasında bir kez daha polis ablukasıyla karşılaştı. 47 cumartesi insanı kolu kuvvetleri tarafından çoğu ters kelepçe uygulanarak gözaltına alındı. ...957. haftamızda bir kez daha altını çiziyoruz. Gerek Beyoğlu Kaymakamlığı'nın, gerekse İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün engelleme ve gözaltı uygulamaları anayasaya ve hukuka aykırıdır. Keyfidir, suçtur. Anayasa Mahkemesi kararı bir kez daha çiğnendi. Cumartesi annelerinin basın açıklaması yapması engellendi. 47 kişi gözaltına alındı. Cumartesi anneleri 757. haftasında da polis ablukasıyla karşılaştı. Galatasaray Meydanı'na iki farklı noktadan girmeye çalışan cumartesi insanlarına ters kelepçe uygulanarak gözaltına alındılar. Cumartesi annelerinin resmi sosyal medya hesabından paylaştığına göre gözaltına alınanların sayısı 47. Galatasaray Meydanı'nda gerçekleştirilemeyen açıklama İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi'nde okundu. Yaşamdaki tüm izleri silinsin diye mezarsız, mekansız bırakılan sevdiklerimizi mezarlarına kavuşturma düşümüzden vazgeçmeyeceğiz. Tanıklara rağmen, faillerin gazetelerde yayınlanan itiraflarına rağmen, AHİM kararlarına rağmen, TBMM raporlarına rağmen, kayıplarımızın faillerini cezasız bırakanlara itiraz etmekte ve adalet istemekte ısrar edeceğiz. Açıklamada aşırı sıcaklara da değinildi. Gözaltına alınanların klimasız araçlarda bekletildiği ve bu araçlarda sıcaklığın 60 dereceleri bulduğu söylendi. İnsan sağlığına aykırı koşullarda gözaltında tutulan arkadaşlarımız ateş topuna dönen araçlardan bir an önce çıkarılmalıdır. Arkadaşlarımızın yaşayacağı sağlık sorunlarından başta İçişleri Bakanı olmak üzere İstanbul Valisi, Beyoğlu Kaymakamı, İstanbul Emniyet Müdürü ve araç amirleri sorumludur. Basın açıklamasına EMEP Milletvekili İskender Bayhan da katıldı. Önce cumartesi insanlarıyla birlikte Galatasaray Meydanı'na giden Bayhan, İHAD'de gözlemlerini aktardı. Bugün şunu bir kez daha orada gördük. Ben de gördüm. Orada her hafta cumartesi günü bütün annelerimiz desteğe gelen kurumlar gördü. Biz de Emek Partisi heyeti olarak bugün oradaydık. Türkiye'nin bir karanlık yüzü var. Aslında bu cumartesi günleri, cumartesi annelerimizi 28 yıldır Galatasaray Meydanı'na taşıyan da o karanlık yüze karşı gösterdikleri mücadele, direniş, aydınlık yüzü için, Türkiye'nin aydınlık yüzü için ve aydınlık geleceği için gösterdikleri mücadele. İnsan Hakları Vakfı da gözlem için Galatasaray Meydanı'ndaydı. 12 haftadır vakıf adına eylemleri takip eden Murat Kök alandan izlenimlerini paylaştı. Türkiye'nin merkezinde, merkez sayılabilecek bir noktada bir grup insan ve onlara destek vermeye gelen insanlar ağır insan hakları ihlallerine maruz kalıyordu her hafta ve bu artık sistematik bir hale geldi. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi'nde hasta tutsakların serbest bırakılması talebiyle başlatılan F oturumu eylemi gerçekleştirildi. Meryem Bars'ın okuduğu basın açıklamasının bu haftaki konusu ağır hasta olan Abdülkadir Kuday'ın tahliye edilmesiydi. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Hasta tutsakların tahliyesi talebiyle başlatılan F oturumu eylemi 592. haftasında İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi önünde gerçekleşti. İnsan Hakları Derneği Hapishane Komisyonu adına basın açıklamasını Meryem Bars okudu. Bu haftaki oturumda Metris R tipi cezaevinde bulunan ağır hasta tutuklu Abdülkadir Kuday'ın sağlık durumuna dikkat çekildi. Kuday'ın ileri derecede bel fıtığı, yürüme, konuşma gibi sağlık sorunlarının olduğu ve tek başına kalamayacağı belirtildi. 592. F oturması kapsamında bu hafta ağır hasta mahpus Abdülkadir Kuday ve bütün ağır hasta mahpusların serbest bırakılarak sağlık ve yaşam haklarının korunması için yetkilileri göreve kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın.
Açıklamada Kuday'ın hastaneye sevkinde geç kalındığı, yapılan ameliyat sonucu durumunun iyice kötüleştiği ifade edildi. Ölümcül ALS hastası olan Kuday'ın bel, sırt, boyun ve karnında şiddetli ağrı, kusma, uyku apnesi ve sindirim sorunları yaşadığı belirtildi. Açıklamada Kuday'ın 45 kiloya düştüğü ve geçtiğimiz günlerde de kalp krizi geçirdiği, buna rağmen tahliye edilmediği söylendi. Kuday'ın tahliye edilmesi için sloganlar atıldı. Şimdi siyasete bakalım biraz da. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim sonuçlarına ilişkin konuştu. Seçimlerden sonra çok fazla medya önünde olmayan bir isim biliyorsunuz. Biz seçimi kaybettik, Erdoğan ve arkadaşları kazandı dedi. Muhalefete yüklendi. Seçmenin tercihlerine saygı duyulmadığını söyledi. Sonuç itibariyle kaybettik. Lamu cimi yok, kaybettik. Seçim sonuçlarını bu şekilde değerlendiren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uluborlu Kiraz Festivali'nde konuştu. Akşener'in hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Milletin tercihlerine saygı duymayan bir siyasetçi emekli olmalıdır dedi. Bu kaybetmeyi, vay efendim seçmen niye bize oy vermedi diyerek böyle bir saygısız dille seçmenin, aziz milletimi sorgulayarak sonuç alamayız. Bunu büyük bir saygısızlık olarak görürüm. Seçmenim, milletim öyle karar verdi, can baş üstüne. Milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir. Olacaktık. Sizin gibi insanlar bizde iktidarı kaçırır. Akşener muhalefetin seçmenlerle ilgili söylemlerini eleştirdi. Yurttaşların tercihine saygı duyulmadığını söyledi. An itibariyle seçmen olup ondan sonra oturduğu yerden seçmenlere can istediğini söyleyebilir. Ama talep eden, bu ülkeyi yönetmek için yola çıkan, bu aziz milletin dertlerini, taleplerini, ihtiyaçlarını anlamak, o milletin tercihlerine saygı duymak zorundadır. İyi Parti Genel Başkanı seçim sonuçlarından ders çıkarılması gerektiğini vurguladı. Seçimleri kaybettik dedi. Biz seçimi kaybettik. Sayın Erdoğan ve arkadaşları kazandı. Şimdi ben geçmiş, hani Mevlana diyor ki, dün dünde kaldı cancağızım. Yeni şeyler söylemek lazım. Geçmişten ders alıp hatalardan, eksiklerden, yanlışlardan ders çıkarıp geleceği yeniden tanzim etmek mecburiyetimiz var. Bugün Türkiye'de muhalefeti bir şamar oğlanına çeviren bir tutum var. HDP Ekonomi ve Tarım Komisyonu sorumlu eş genel başkan yardımcısı Rıdvan Turan ekonomi gündemini ele aldı. Turan, yerel seçimlerin ardından ekonomik krizin daha da derinleşeceğini söyledi. Yapılmış olan bütçe tam anlamıyla değerli arkadaşlar, halkın ensesinde boza pişiren bir bütçe. HDP Ekonomi ve Tarım Komisyonu sorumlu eş genel başkan yardımcısı Rıdvan Turan, ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi. Turan, Türkiye'nin devasa bir krizin eşiğine geldiğini söyledi. 2 yıl üst üste ek bütçe hazırlanmasına dikkati çekti. Bu nasıl ekonomi diye sordu. Sorulması gereken temel soru şu: 2 sene üst üste ek bütçe yapılan bir ekonomi nasıl bir ekonomidir? Biz nasıl bir ekonomi olduğunu gayet yakından biliyoruz. Bu ekonomi kamu maliyesi krizine adım adım yaklaşmakta olan bir ekonomidir. Turan, hazırlanan ek bütçeyi yerel seçimlere yatırım olarak değerlendirdi. İktidarın savaş harcamalarını daha da artıracağını söyledi. Bu kalemlerin içerisinden yerel seçimlere yönelik olarak bir kaynak transferinin yapılacağı, devletin
militarist kulvara girişinin daha da güçlendirileceği, militarist harcamaların, savaş harcamaların iktidar tarafından daha da fazla arttırılacağı, Toma'ya, Copa, Gaza daha fazla, yani daha otoriterleşmeye yönelik olarak bu harcamanın yapılacağını öngörmek için de kain olmaya gerek yok. Turan'ın gündeminde Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisini artırması da vardı. Muhalefetin tepkisini eleştirdi. Bu ne demek? 2025'e kadar iyi hiçbir şey beklemeyin. Özellikle yoksullar açısından, ücretliler açısından, emeğiyle geçinenler arasından 2025'e kadar yüksek enflasyon altında insanlar ezilmeye devam edecek. Hal böyleyken yani bu ifadeleri böyle bir sanki hani tünelden çıkıyormuşuz, kötü günler geride kalmış gibi pazarlamaya çalışan bir kısım siyaset ve ekonomi erbabını da buradan tekrar eleştirmek istiyorum. Turan, yerel seçimlerden sonra krizin daha da derinleşeceğini söyledi. Orta vadede bir taraftan yerel seçimleri almaya dönük popülist politikalar yoğunlaşırken diğer taraftan da halkın yoksulluğunun çok fazla boyutlanacağı, özellikle seçimlerden sonra ise tam anlamıyla IMF'siz bir IMF reçetesinin gündeme geleceği bir süreçle karşı karşıya kalacağız. Gazeteciler tüm baskılara, tehditlere rağmen mesleklerini yapmaya devam ediyorlar, haber yapmaya devam ediyorlar. İşte bugün Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin 2022 yılının başarılı gazetecileri ödülleri açıklandı. Artı TV'de yayınlanan Böbrek Pazarlığı haberi de TV Haber ödülüne layık görüldü. Meral Dan Yıldız'ın haberiydi. İnternet üzerinden böbreklerini satmaya çalışanların sayısı da artıyor. Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin 2022 yılının başarılı gazetecileri ödülleri sahiplerini buldu. TV Haber ödülü Artı TV'de yayınlanan Böbrek Pazarlığı haberiyle gazeteci Meral Dan Yıldız'a verildi. Peki yani ne kadar, 250 milyar mı demiştiniz? 250 milyon oldu. Haberde hem pazarlık anı hem de Bursa'da bir özel hastane üzerinden yapılan işlemler yer alıyordu. Türkiye'de yaklaşık 24 bin hasta böbrek nakli bekliyor. Bir gün yazarı Timur Soykan da İsmail Ağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı HKG'nin 6 yaşından itibaren evlilik adı altında cinsel istismarını ortaya çıkardığı haberleriyle haber ödülüne layık görüldü. Ben o insanların hayatını incelediğimde... Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü kısa dalgada yayınlanan Selefi Cihatçıların Ribat Mekanı başlıklı haberiyle Hale Gönültaş'a, AKP içindeki kavganın son adresi Kızılay haberiyle de Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü Bir Gün Gazetesi'nden İsmail Arı'ya verildi. İzzet Kezer Haber Fotoğraf Ödülünü Bir Torbanın Ağırlığı haberiyle Mezopotamya Ajansı'ndan Eylem Aktağ aldı. Belgesel haberi Coğrafya Haberdir belgeseliyle Tunca Öğreten, Murat Baykara ve Ömer Çakan'a verildi. ÇGD'den yapılan açıklamada gazetecilerin yaşadıkları baskının ve zor şartların altı çizildi. Hangi görüşten olursa olsun birçok basın kuruluşunda artık patronların tam hakimiyet kurduğu ne yazık ki bir gerçek. Birçok meslektaşımızın haber peşinde koşarken imkanlarının engellendiğini, haberinin sansürlendiğini veya yaptırılmadığı gerçeğinin de farkındayız. Sendikasız ve çok zor şartlarda mesleğini yapmaya çalışan yüzlerce meslektaşımızın haberlerini yapmak için büyük emek harcadığından eminiz. Dayanışma ödülü Amasra'daki katliamda ölen maden işçilerine ve ailelerine verildi. Açıklamada iş cinayetleri vurgusu yapıldı. İşçilerin ve ailelerin mücadeleleri kaybettiklerini yeniden getiremeyecek olsalar bile bir daha benzeri olayların yaşanmaması ve ihmali olanların cezalandırılması için sürüyor. ÇGD olarak getirdiğimiz madencileri bir kez daha saygıyla anıyor, haklarını arayan maden işçilerinin ve ailelerinin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Böbrek Vakfı'ndan konuştuğumuz uzman doktor Funda Yalçın, kendilerinin de bu amaçla sık sık...
Akbelin'e geri gideceğiz. Bültenimizin başında arkadaşımız Umut Taş'tan aktarmıştı oradaki gelişmeleri. Şimdi bu süre zarfında yeni bir haber görüntüsü şu anda elimize geçti. CHP milletvekili Mahmut Tanal oradaydı, izleyenleriniz olduysa görmüşsünüzdür. Kendisinin bir askeri kovaladığı görüntüleri arkadaşımız Umut Taş'tan kameralara kaydetti. Arkadaşlarım hemen ekrana versinler, izleyelim ve durumu anlatalım sizlere. Mümkün mü, gelebiliyor mu? Bir dakika. Yapamazsın. Bitiriyorsun. Buyurun. Şimdi görüntüyü vereceğiz size. Olayı anlatmak istiyorum. Mahmut Tanal bir askerle tartışıyor. Askerin elinde bir kağıt var ve direniş alanına gelen herkesin ismini, soy ismini o kağıda not aldığını fark ediyor Mahmut Tanal ve bunun yasa dışı olduğunu, direnişe destek vermeye gelenlerin fişlendiğini iddia ediyor ve kağıdı kendisinden almak istiyor. Bunun üzerine bir kovalamaca başlıyor diyebiliriz. Hemen tekrar görelim o görüntüleri. Bir dakika. Yapamazsın. Fişliyorsun. Buyurun. Bana kararı göster. Fişlemin. Kararı neyi buyurun? Ben buradan girenlerin sorgusunu yapmak istiyorum. Evet. Girenlerden aranan şahıslar yok mu, bunu ben ne yapacağım? Beyefendi, yanında GBT yapılıyor ya. İşleme yapıyorsunuz. Yanında GBT yapılıyor. Bakın, GBT'yi de yapın. İşleme yapamazsın. Bakın, tamam, sen buradan sorunu yaptığın zaman... İşlemeyi yapamazsınız. Yapamazsın. Bakın, yapamazsın. Ben buraya kararı göster. Bana kararı gösterin. İşleyemezsiniz. Karar gösterin bana. Yazık günah bu üniformaya ya. Bu üniformaya yazık günah. Bu üniforma sahibi karnına uygun hareket eder. Tamam. Eskiya gibi hareket edemezsiniz. Kaçma bana. Hayır, bu kararı verin. Disteyi verin bana. Evet, böyle bir görüntüyü hiç görmedik değil mi? Bir milletvekili askerin peşinden koşturuyor. Yasa dışı bir iş yapıyorsun. Elindeki evrakı bana vereceksin. Burada kimseyi fişleyemezsin diyor. Ve gerçekten belki de bir daha hiçbir zaman karşılaşamayacağımız tarihi bir görüntü ortaya çıkıyor. Milletvekilinin askeri kovaladığı bir görüntü, jandarmayı kovaladığı görüntü. Mahmut Tanal tabii çok öfkeli. Çünkü orada kağıdın... O gizlice başka bir askere verildiğini söylüyor ve o bunu fark ediyor aslında. Buna yönelik bir öfkesi var. Bu evrakı kaçıramayacağını orada defaatle dile getiriyor. Ancak tabii o noktada asker koşmaya başlıyor. Peşinde de Mahmut Tanal. Böyle de bir görüntü var ortada Akbelen'den. Evet, unutmayacağız bu görüntüyü. Mahmut Tanal tabii böyle görüntülerin vekili diyebiliriz. Bir önceki seçimlerde, hafızam yanlış yönlendirmiyorsa beni tabii, oy pusulalarının üzerinde yattığı bir fotoğraf vardı. Hatırlayanlarınız olacaktır. O zaman oylar çalınmasın diye oyların toplandığı yerde o şekilde bir poz vermişti. Yine o da dikkat çekici, ilginç bir kareydi. Şimdi bir haberimiz daha paylaşalım sizlerle. Mersin'e gideceğiz sevgili izleyenler. Mersin'de bir barınma krizi var. Kira artışlarının en fazla olduğu kentler arasında Mersin. Kentte kiralar yurttaşın alım gücünün çok üzerinde. Sektör temsilcilerine göre toplumun büyük bölümünün kira bedelini karşılayabilmesi artık mümkün değil. Artık öyle bir duruma geldik ki insanlar başını sokacak bir yer arıyorlar. Türkiye genelinde kira fiyatlarındaki artış baş döndürüyor. Uzmanlara göre bunun nedenleri pandemi süreci, savaşlar, 6 Şubat Maraş depremleri
ve son olarak yüksek enflasyon. Bu Mersin, Antalya benzeri birkaç ilde çok daha yoğun bir şekilde olmaya başladı. Mersin %227'lik kira artışıyla Türkiye'de ilk sırada. En düşük kira bedeli 10 bin liradan başlıyor. Kamu çalışanının artık Silifke'de, Yenişehir'de, Mezitli'de tek başına bir ev tutup hani kendini idam etmesi çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Birkaç yıl öncesini hatırlatan emlakçı Onur Turgut'a göre emeklilerin hali daha da zor. Ama günümüzde maalesef artık bir emekli yurttaşın tek başına bir ev tutması aldığı maaşla çok mümkün değil. Asgari ücretler için değil ev sahibi olmak, kiracı olmak bile hayal artık. 7 bin, 7500, 8 bin bantlarında ev bulmamız maalesef çok kolay değil. Üstelik fiyatlar böyle olsa da evlerin kapasiteleri düşük. Maalesef hani en kötü ev Yenişehir, Mezitli yerlerde 10 binlerden aşağı bulmak çok mümkün değil. Bu bahsettiğim rakamlar aynı zamanda 1+1'ler içinde. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise yüksek fiyatlı satışlara işaret ediyor. Alıcılarsa yabancı uyruklular. Rusya, Ukrayna başta olmak üzere o yakın ülkelerden, Avrupa'dan da çok sayıda insanlar Mersin'e yerleşmeye başladılar. Bir diğeri Suriyeliler. Tarhan'a göre bu kiraları da etkiliyor. Ve dolayısıyla kiraların artmasında etken olan faktörlerden birisi. Barınma krizinde ilk sırada Mersin olsa da Türkiye genelinde de durum pek farklı değil. Ancak ne uzmanlar ne de yurttaşlar mevcut politikalarla çözüm geleceğine inanmıyorlar. Yunanistan'dan bir gelişmeyi paylaşalım şimdi. Geçtiğimiz hafta tabii komşu ülke de yangınlarla mücadele ediyordu. Kısmen kontrol altına alındı yangınlar. Ancak bu sırada başka bir kriz baş gösterdi. Bir bakan, Vatandaşı Koruma Bakanı Notis Mitarachi yangınlarla boğuşurken ülke teknesiyle tatile çıktı. İşte bunun için çok eleştirildi ve ne oldu? Ülkemizde görülmeyen bir siyasi olay meydana geldi. Bakan istifa etti. Yunanistan günlerdir süren orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürerken yangınlar kısmen kontrol altına alınmaya başladı. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada alarm durumunun hafiflediği bildirildi. Ancak yangınlar Yunanistan'da kabineye sıçradı. Ülkenin yangınlarla boğuştuğu sırada Vatandaşı Koruma Bakanı Notis Mitarachi tatile çıktı. Patmos Adası'nda tekne tatili yaparken yakalanan bakan Yunanistan'da eleştirilerin hedefi oldu. Bakan tepkilerin üzerine kişisel nedenlerle istifa etti. Başbakan Kyriakos Mitsotakis, Mitarachi'nin istifasını kabul etti. Konuyla ilgili açıklama yapan ana muhalefet partisi Syriza ise istifa gerekçesini yeterli bulmadı. Syriza, Mitsotakis hükümetine yangının sorumluluğunu üstlenmeyi düşünen var mı diye sordu. Ülkedeki yangınlar bir haftayı aşkındır sürüyor. Yangınlar nedeniyle Yunanistan'da şimdiye kadar en az 5 kişi öldü, 74 kişi de yaralandı. Binlerce kişi ise ülkenin 3 adası ve orta kesimlerinden yangınlar nedeniyle tahliye edildi. Son haberimizi paylaştık. Veda etmeden önce Artı Gerçek'in hazırladığı günün özetine bakalım şimdi.
Ve artan haberin böylelikle sonuna geldik diyelim sevgili izleyenler. Yarın yine saatler 19'u gösterdiğinde burada olacağız. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.